6. bölümünde gazeteci Fikri Türker'le beraberiz. Fikri Bey bugün bize markaların logolar üzerinde yaptığı oyunları anlatacak. Çünkü bir logo aslında markanın tamamını anlatıyor. Fakat kısa sürede bir takım değişiklikler yaşanıyor. Bu değişikliklerin sebebi nedir acaba Fikri Bey? Tabii bu oyun demeyelim. Bu bize yansıyan tarafı markalar son zamanlarda çok sık logo değiştirmeye başladılar. Bunu bu da en çok otomotiv sektöründe görünüyor. İşte ee, işte ay geçmiyor ki bir otomobil otomotiv şirketi dünyaca 50 yıllık, 100 yıllık, belki 150 yıllık bir şirket logosunu değiştirme ihtiyacı hissediyor. Yani bu değişikliğin bir sebebi olmalı. Ben gıda yazarı olarak gıda sektörüne de baktığımda gıda sektöründe de böyle bir değişim olduğunu görüyorum. Hemen hemen her sektörde var ama... bu iki sektörde daha çok... ben gıda sektöründeki değişiklikleri anlatmak istiyorum. Esasında yani... çoğu kişi belki fark ediyordur. Mesela yılın rengi seçilir. Niye yılın rengi seçilir? Bunu bilmiyoruz. Fakat mercan diye bir renk seçiliyor. Biz garipsiyoruz. Ya yani mercan rengini kim giyer diye. Ama bakıyoruz birkaç ay sonra... bütün herkes etrafımızda beş kişiden bir tanesi mercan renkli bir tişört giymiş, şapka giymiş, fular takmış vesaire aksesuar kullanıyor. Öyleyse demek ki etrafımızdaki bazı şeyler bizi etkiliyor. O etkilemeden dolayı da logolar kendini değiştirme ihtiyacı yani markalar kurumsal kimliğiyle oynama ihtiyacı hissediyor. Buna oyun diyoruz ama yani bizim anladığımız ve kötü niyetli bir oyun değil. Belki iyi niyetli bir oyun. Bu neden oluyor? Yani bu marka pek söylemek istemiyorum ama zorlu mu kalırsam söylemek zorunda kalabilirim. Ee, geçenlerde Türkiye'nin en ünlü iş adamlarından bir tanesi kendi şirketinin eski logolarını sosyal medyada paylaşma ihtiyacı hissetti. O zaman ben de dedim ki bu logolarla ilgi, bunları topladım, aldım. Bunun ötesinde gıda sektörü ile ilgili sektörde diğer değişiklikler neler var? Yani logo değişimi anlamında, bir yenilenmesi anlamında. Onlara bakayım dedim. Ve bunun bir sistematik olduğunu, dünyada bunun bir rebranding, yeniden markalama anlamında çok önemli bir kavram olduğunu gördüm. Etrafımızdaki değişiklikleri anlamak için bu önemli bir şey. Yani çok basit gibi görünüyor ama esasında biz de değişiyoruz. Belki ben daha önceleri mavi giymeyi sevmiyordum ama şartlar öyle oldu. Öyle bir döneme geldi ki mavi sevmeye başladım. Düşünün bunu. Yani kendi hayatınızda da bunu görürsünüz. Ya eskiden spor ayakkabısıyla davetlere gidiyor muyduk? Ama artık gidiyoruz. Bu değişikliğin sebebi ne? Buna bakmamız gerekiyor. Buradaki en önemli nokta bence yani e, bilim adamları bu konudaki iletişimciler farklı şeyler söylüyorlar ama en önemli etki internet ve sosyal medya. İnternet ve sosyal medya hangi fontu dayatıyorsa bize, hangi renkleri dayatıyorsa bu renkleri hayatımızda içselleştirmeye çalışıyoruz. Bunun da ötesinde çevreden gelen şartlar var. Yani girdiğimiz ortam, efendim gördüğümüz kişiler, renkler bunların hepsi logoları etkiliyor. Öncelikle etrafımızda yani çevre dediğimiz şey sadece ağaç, yaprak, güneş değil. Etrafımızda gençler var. Genç bir nüfus var. Ve bu genç nüfus, yani genç tüketici nüfus var. Bu genç tüketici nüfusu şirketler odak haline getiriyor. Yani markasını da gençleştirme ihtiyacı hissediyor. Bir taraftan gençleştirme ihtiyacı hissederken bazı markalarda geçmişe dönüyor. Neden? Çünkü o kadar çok yeni marka devreye giriyor ki ben bunlardan çok çok daha eskiyim, çok köklüyüm, yüzyıllık şirketim deme ihtiyacı hissediyor. Bu da ayrı yine yenilenme içinde değerlendiriliyor. Burada dengeyi kuracağız. Hedef genç nesli mi yakalayacağız? Ona göre mesela çok basit yazı yazıları olan, düz sade yazıları olan, kraft kağıdı gibi ambalajları olan ürünler de etrafımızda görmeye başladık. İşte ben çevreciyim imajı veren, ben şeyciyim diye. Mesela hatta çok ilginçtir. Bakın yani sadece logo değişimi değil, marka logo yenilenmesi değil, marka değişimi de görüyoruz. Çok Türkiye'nin ünlü bir bisküvi firması çok önemli bir ürünü kaldırdı. Neden? Çünkü yurt dışında bu ırk ayrımı, evet. ırk ayrımına giriyor. Yani çevre bizi değiştiriyor. ister istemez değiştiriyor. Ben çok iyi hatırlıyorum. Nere oldu değil mi? Evet. Mesela ünlü bir firma ilk telefonunu çıkardığı zaman onu kullandığı fontları bize çok yabancı geliyordu. Ama artık bütün internet siteleri o fontları kullanır hale geldi. Yani bilgisayar demek ki bizim hayatımızı etkiliyor. Onun haricinde bizi baskı etkileyen başka neler var? Bir küreselle, küreselleşme ihtiyacımız var ya, her marka küreselleşmek için var olur. Artık mahallenin markası değil ya. Yani. Bakkal amca, mahalledeki bakkal amca gibi düşünmüyor insanlar. Artık benim bir şirketim olursa ileride bunu küresel bir oyuncu haline getiririm diyor. Eğer küresel bir oyuncu haline gelecekse, küresel trendlere de dikkat etmesi gerekiyor. Ne gibi? Yani ne gibi küresel trendler? Türkçe karakter olmayacak. İşte logoları değiştiriyorlar. Türkçe karakter varsa onun altına çizgi gibi yapıyor, üstündekini başka bir şey gibi, gibi yapıyor. O Oyan Türkçe karakterin incetme işaretini. Öyleyse biz markalarımızı kurumsallaştırırken ona göre dikkat etmemiz lazım. Mesela çok ilginçtir size bu konuda. Sadece gazeteci olarak ben olduğum için o toplantıda bunu ben anlatabilirim herhalde. 2005 yılında Ankara'da bir toplantı yapıldı. Belki de ilk defa duyacaksınız. Trafik etiketlerde trafik işareti sistemi. Ne demek? Hani malum trafiklerinde 3 renk var malum. Kırmızı, sarı, yeşil. Kırmızı dur. Sarı dikkat, yeşil geç. Eğer gıdanın etiketinde kırmızı varsa aman dikkat et bunu yeme. Yani risk noktasında. Yani şeker, tuz, yağ bunun içindeki katkı maddeleriyle ilgili, katkı ürünleriyle ilgili. Bir diğeri yeşil, sarı. Sarı da dikkat yani şey noktasında. Ama Bundan yiyeceksen günde bir tane ye anlamına geliyor. Bir üçüncüsü yeşil veya beyaz. Bunlar da geç, rahat rahat yiyebilirsin. Bu nasıl bir haksız rekabet olur düşünsenize. Önünüze iki tane ürün geliyor, markete giriyorsunuz. Birisinin etiketinde kırmızı, diğerinde yeşil. Hangisini alırsınız? Yeşili alırsınız. Bu bazı ülkelerde kullanılıyor. Türkiye'de kullanılmadı. Yani Türkiye'deki kullanılmaması en önemli sebebi ne? Bizim bayrağımız kırmızı. Dikkat ederseniz Türkiye'deki bütün logolar kırmızı renk. Neden? Cibilli olarak bağlıyız biz. Türkiye'de bu kabul edilmedi. Zaten pek çok ülkede de kabul edilmedi. Çünkü yani o da yani kırmızı olması veya beyaz olması 10 tane ye, 20 tane ye anlamına gelir diye, algılanır diye oralarda çoğu ülkede bunu kabul edilmedi. Ama sonuçta bu etkiliyor. Artık gıda mesela, ben geçenlerde yazdığım bir yazıda da baktım. işte dünyada çığır açmış gıda markaları diye. Hiçbirinin renginde kırmızı yok. Hiçbirinin renginde, logosunda sarı yok. Neden? Artık dünya buna dikkat ediyor. Yani her ne, her ne kadar böyle olsa bile, şuur altımızda artık o var yani. Günlük trafikteki şey, bizim hayatımıza da yansıyor. Mevzuat açısından böyle bir durum var. Yani bazı ülkelerde. Ama Türkiye'de yok çok şükür. Fakat sonuçta bizim de şuur altımıza o mesajlar atılıyor. Öyleyse dikkat edeceğiz. Bir de mesela bazı diyeceksiniz ki fast food şirketlerinde kırmızı var, turuncu var, sarı var. Neden biliyor musun? Ye git. Çünkü o yeni müşteriye yer açmamız lazım orada. O hani insan sıkılsın oradan gitsin diye. Ama bir restoranta girdiğin zaman koyu yeşildir, kahverengidir. Neden? Otur, daha çok otur, daha çok ye. Bu anlama geliyor. Yani her rengin böyle bir durumu var. Mesela siz bir teknoloji şirketiyseniz dünyada mavi çok ve gri çok kullanılır hale geldi. Teknoloji şirketlerinde. Yani bu bir trend halinde. Mesela bir hastane ise ya yeşildir ya beyazdır ya açık renk tabi tonlarında ya da mavidir. Yani bu bütün sektörü etkilemeye devam ediyor. Mesela finansa yeşildir. Yani neden? Dolardan. Şuur altına atmışlar. Yani genellikle logoları bu şekildedir. Veya işte o mordur. Şey güç ifade eder. Mesela metal şirketle savunma sanayi efendim siyahtır, mavidir, mat mavidir, gridir gibi. Bu bizim hayatımızı etkiliyor. Yani çevrenize baktığınızda, insanlara baktığınızda, hayatınızda bir karar vereceğiniz zaman bu bilgilerin size sizin işinize yarayacağını düşünüyorum. Yani Türkiye'de, dünyada logolar niye yenileniyor? Bunların neden renkleri değişti? Daha italik yazı olduğu, büyük yazıdan küçük yazıya döndü gibi böyle sorular geliyorsa arka plandaki şeylerin ana hatlarıyla durum budur. Benden de bu kadar.